Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Robsys firmasının robotik sistemle güneş panellerini nasıl temizleyeceğiz, temizliğin panellere nasıl etkisinin olacağından bahsedeceğiz. Aynı zamanda bu cihazın özelliklerinden bahsedeceğim ve yakın zamanda TSE'den almış olduğu panelleri temizlerken onlara zarar vermediğini kanıtlayan belgeleri de videomuzun içerisinde size sunacağız. Umarım faydalı bir video olacaktır. Panel temizliğinin önemini her defasında anlatmaya çalışıyoruz ve bunu doğru cihazlarla ve panellere zarar vermeden yapmak çok önemli. Bu sebeple yanımızdaki cihazın ne kadar bir performans sağladığını ve panellere zarar vermediğini de sizlere göstermiş olacağız. Bugün güneş panellerini temizleyeceğimiz ürün Robsys firmasının RTM Pro serisi olarak geçiyor. Kurulumu oldukça basit ve modüler bir yapıya sahip. Diğer serisi olan Eco serisi ile alakalı da temel düzeyde ne farkları var onlardan bahsedeceğim size. Ürünün temel özelliklerini anlatayım. RTM Pro serisi çatı ve arazi projelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Joystick uzaktan kumandası ile birlikte kullanımı oldukça kolay ve kuru sulu tip temizliğe de uygun bir cihazdan bahsediyoruz. Tabii ki ıslak bir şekilde, sulu bir şekilde bu sistemi kullanmak çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ürünün içerisinde ekstra bir yedek batarya var. Bu ürün lityum batarya ile çalışıyor ve baktığımız zaman 3 saat gibi, 4 saat gibi çalışma süreleri olabiliyor. Ve burada kullanıcının cihaza alışması, cihazı kullanım şekline bağlı olarak ve sistemin, panellerin daha doğrusu ne kadar kirli temiz olduğuyla alakalı olarak 500 kW, 700 kW hatta 1 MW'a kadar bir full dolu bataryayla temizlik yapma şansınız var. Kutu içerisinde yedek batarya, şarj ünitesi, hortum ve kablo, 220'den bataryayı şarj edici inverter. Bunların hepsi kutunun içerisinden çıkan malzemeler. İki adet lityum bataryanın olmasının şöyle bir avantajı oluyor. Bir batarya bittiği zaman full dolu olanı takıyorsunuz ve çalışmaya devam ediyorsunuz. O bataryayla çalışırken boş olan batarya da tekrar kendini dolduruyor ve bu değiş tokuşlarla birlikte kesintisiz bir temizlik işlemi yapmanız mümkün oluyor. Ürün teknik föylerini sizlerle paylaşacağım ancak şunu söyleyebilirim, taşıma anlamında da iki kişinin kolaylıkla taşıyabildiği bir cihazdan bahsediyoruz. Temizlik malzemelerinin portatif olması, kolay kullanılır ve kolay taşınabilir, montaj yapılabilir olması sahada elinizi kuvvetlendiren, size avantaj sağlayan bir durum. Bunu gerçekten gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ortalama su tüketiminden bahsedecek olursak 8 ila 14 litre dakikada tüketim yapan bir cihazdan bahsediyoruz. Robsys Robotic Systems firmasının üretmiş olduğu RTM Pro ve RTM Eco serisi ürünlerde sertifikalar da mevcuttur. Bu sertifika konusu oldukça önemli. Avrupa standartları olarak geçen CE sertifikası, kalite yönetimi olarak geçen ISO 9001, çevre ile ilgili olan ISO 14001, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olan ISO 45001 isimli sertifikalar mevcut. Bunun yanı sıra firmanın Türk Standartları Enstitüsü'nde bu ürününü test ettirdiğini ve hem sağlam panelde hem mikro çatlağı olan panelde sıkıntı çıkarmadan temizlik yapabildiğini, sağlam panel test öncesi ve test sonrası görselleri, mikro çatlak olan panelin mikro çatlağının yıkamadan sonra büyümediğinin, aynı kaldığının kanıtlanması, bunların hepsi belgeli bir şekilde artık Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelenmiş ve Robsys firmasına
verilmiştir. Bu belgeyi de ben blog sayfamın içerisinde sizle paylaşıyor olacağım. Arzu ederseniz inceleyebilirsiniz, detaylı olarak bakabilirsiniz. 15 sayfalık bir rapordan bahsediyoruz size. Güneş panellerinin temizlenmeden önce ve temizlendikten sonra ne kadar değişime uğradığını izleme sistemimiz üzerinden anlatmaya çalışayım. Dizi inverterimizin izleme sistemindeki günlük grafiğimiz. Temizlik yapmadan önce rakamların birbirine yakın olduğunu görmekteyiz. Ekranda inverterimizin üzerindeki anlık üretim değerlerini de görüyoruz. Bu grafik tabii ki 5 dakikalık periyotlarla alınan örneklemelerden oluşmakta. O yüzden birebir aynı rakamları tabii ki görmeyeceğiz. Bakın tam olarak bu noktada yıkamaya başlıyoruz. Sadece bir diziyi yıkıyoruz ve yıkadıktan sonra diziler arasında, MPPT'ler arasındaki farkı şu an görüyorsunuz ve yaklaşık olarak belki yarım saat, 45 dakika kadar bu şekilde bekledik ve bu grafiğin oluşma durumu ortaya çıktı. Sonrasında ikinci dizi grubunu da yıkadık. Onu da şu an görüyorsunuz. Ve ikinci diziyi de yıkadıktan sonra yine rakamların birbirine yaklaştığını görmekteyiz. Robsys RTM Pro ve RTM Eco arasındaki temel farklardan bahsedeyim. Detaylı bilgiyi tabii ki firmadan alacaksınız. Aşağıya bırakacağım linklerini. Bataryadan çalışma süreleri Pro'da tabii ki biraz daha fazla. Bunun dışında farklı motorlar kullanılıyor. Eco serisinde kullanılan motorla Pro'daki motor farklı. Fırça uzunlukları Pro serisinde yaklaşık 30 cm daha uzun bir fırça, yani 1300 mm, 1600 mm şeklinde olabiliyor ve kullanılan paletler de farklılık göstermekte. Pro serisi ve Eco serisinin en temel farklılıklarının bu olduğunu söyleyebilirim. Zaten siz yapmak istediğiniz işi firmaya söylediğinizde sizin için uygun olan serinin Eco mu yoksa Pro mu olduğunu anlatacaklardır. Şunu belirtebilirim temel düzeyde. Yani çok büyük bir araziniz varsa ve yıkama ile ilgili çok uzun zamanlar geçirecekseniz burada zaten size Pro serisi ürün sunulacaktır. Küçük bir projeniz varsa Eco serisi de sizin işinizi görecektir. Temel düzeyde bu bilgiyi verebilirim size. Evet, bu videomuzda da Robsys firmasının güneş paneli temizleyici robotundan bahsettik. Full otomatik olan, uzaktan kumandalı, kullanıcı dostu bir cihazdan bahsettik. Kolaylıkla panellerimizi yıkadık. Süreçleri zaten görüyor olacaksınız. Aynı zamanda panellere zarar vermeden panelleri yıkadık. Bu çok önemli bir değer. Bunu Türk Standartları Enstitüsü'nde zaten kanıtladılar. Bu kanıtladıkları, farklı panellerle yaptıkları deneyleri de size ekranda gösteriyor olacağım. Bu dokümanı da blog sayfamızdan indirebileceksiniz. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.